Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Büyük tartışmanın çok küçük tartışmaları ama rezilce tartışmaları hala sürüyor. Ne kadar çok sevindik o gece hepimiz. Ne kadar çok sevindik. Odunlukta balta bulmuş temel gibiydik hepimiz. Vay be, ne mutlu olmuştuk. Hele bir de fotoğraf çekilmişlerdi, aile fotoğrafı. Değil mi? Sevinmiştik, demokrasimiz geri geldi diye. Havalara uçtuk, kucaklaşıyoruz milletçe diye. Evet, taraflardan biri çok samimiydi kucaklaşma konusunda ama diğerlerinin samimi olmayacağını hala öğrenememiş olanlar vardı. 17 sene ülkeyi yalana dayalı siyasetle, talana dayalı siyasetle, soyguna dayalı siyasetle, yolsuzluğa dayalı siyasetle yöneten bürokratlar ve siyasetçiler olduğunu Türkiye unutmuş gibiydi. Türkiye'nin tamamı değil, medyanın %95'i. Medyanın %95'i Türkiye'nin soyulduğunu, Türkiye'de Türkiye'yi yönetenlerin sürekli yalan söylediklerini görmezden geliyordu. En baştan daha İsmail Küçükkaya bu programı yönettikten sonra en başarılı yönetim yapmış olsa bile ki yaptı. Yenik tarafın yenildiğini anladıktan sonra yaygara koparacağını, kendisini karalayacağını tahmin etmeliydi. O nedenle hiç açık vermemeliydi. İsmail'in tartışmadan önce taraflarla görüşmesi yanlış değil. Dün gece de söyledim. Tabii ki görüşecektir. Formatı tabii ki tartışacaktır. Nitekim aynen İsmail de kendini formatı konuşmak, bir kez daha onaylarını almak için görüştüm dedi. Ama be İsmail, bunu programdan önce kamuoyuyla paylaşmalıydın. Yanlışın orada. Onun için gizli sevişenin aşikar doğuracağı kuralını sakın unutma dedim. Halen çok gençsin İsmail. Yaşın çok genç. Bu sana ders olsun ama temele ders olduğu gibi olmasın. Hani temeli idam edeceklermiş, sormuşlar. Son sözün ne? Ha bu bağ ders olsun demiş. İsmail, sen henüz temelin o vaziyetinde değilsin. Dar ağacının altına koydular seni. Evet, dar ağacına çekmek istiyorlar, farkındayım. Ama hiç kimse senin o edepsizler tarafından linç edilmene de, yargısız infaz edilmene de izin vermez. Gönlümüz de razı olmaz. Merak etme İsmail. Harika bir program yönettin kardeşim. Kim ne derse desin. Sakın kafana takma. Ama ha bu sağa ders olsun. Canlarım, gelelim bir başka konuya. Şimdi Binali Yıldırım o gece İsmail'in çok zekice sorduğu yönetimimden memnun oldunuz mu sorusuna belli ki yenildiğinin farkında idi. Kaçamak cevaplar vermek istedi. İsmail ısrarla sordu, açık bırakmamak için. Ondan sonra da Binali Yıldırım, yeteri kadar memnun olduk, yeteri kadar adildi dedi. Yeteri kadar adildi dedikten sonra o program üzerine tartışmacılardan, konuklardan birinin laf etmesi çok ayıptır. Çok ayıptır. Şener Şen'in Kemal Sunal'a, ha o ünlü filmde Şalvar Davası mı? Maho ya da neyse, o filminde söylediği gibi. Hanını pohunun üstüne poh istemem. Binali Bey, ya yaptınsa üzerine yapılmayacak ya da başkaları yaptıysa sen üzerine yapmayacaksın. Çünkü öyle kabul etmişsin, öyle çıktın dedin, bu yeteri kadar adil oldu bu tartışma dedin Binali Bey. Kamuoyu araştırmaları gelip de yenik olduğunu görünce zımaradan çıktın, biraz da yukarıdan yapılan baskı sonucu İsmail'i haksız yere İsmail'e iftira attın Binali Bey, iftira attın. Neyse, dinledik. Tabii kim dinledi? Fox'u dinleyenler doğruyu dinledi. Ama biliyorum ki Fox'u dinleyen 10 kişi ise diğer 15 televizyonu dinleyen kişi sayısı ya da Fox'u 8 kişi dinlediyse diğer 9 televizyonu ancak 2 kişi izledi. Onu da biliyoruz. O bakımdan benim doğruların halk tarafından bilindiği konusunda kuşkum yok. Fakat bilhassa gelelim yine ordu valisi konusuna. Ha bu arada bir şey var. Bazıları, çok az kişiler tekrara düşüyorsun
diyorlar. Sadece bana değil. Belli ki diğer bütün benim gibi bu iş yapanlar aynı şeyi söylüyorlar. Haberler aynı. Ne yapmalıyız? Yeni haber uyduramayız. Ben kendi adıma söylüyorum, buna rağmen aynı konu bile olsa değişik bir pencere açıp bakmaya çalışıyorum. Değişik pencere açılabilir mi? Tabii açılabilir. Ben sabah evimden kalktığımda karşı sabahları çıkıp balkona baktığımda her gün aynı manzarayı görmüyorum. E ne oluyor? Dağlar, denizler, ovalar, ormanlar, ağaçlar yerinden mi kalkıp gidiyor? Yok. Çünkü güneş her sabah aynı doğmuyor. Çünkü bulutlar her sabah aynı değil. Bazen karşımdaki ağaçları gri görüyorum. Bazen açık yeşil, bazen koyu yeşil görüyorum. Denizi bazen turkuaz, bazen lacivert, bazen yeşilimsi görüyorum. Hatta bazen de çamura bulanmış sarımtırak görüyorum. Aşırı bir yağmur, aşırı su gelmeleri ise. Aynı pencereden aynı manzarayı bile değişik görebiliyorsunuz. Olaylar da öyle. Bir olay dün oluyor, hakkındaki bilgileriniz başka. Ertesi gün hakkında gelişmeler başka bilgiler getiriyor. Sayıştay raporu mesela. Sayıştay raporu ile ilgili yandaş gazetelere baktığınız zaman 2019 yılı 18 Mayıs günü açıklanan Sayıştay raporunu ortaya atıyorlar. Sayıştay o raporunda 2018 senesi raporunu, denetim raporunu daha henüz açıklamadık diyor. Zaten İmamoğlu da 2017 denetim raporunu gösterdi. Ama tekrarlıyorum, bunu biz öğrenince daha rahat yorumlarımızı, analizlerimizi daha rahat yapıyoruz. Gelelim tekrar Ordu'daki olaya. Ordu'daki olayda basitlik kelimesinin B, A, S harflerinin çalındığı ve sadece itlik yapmıştır kısmını bırakıldı artık belli oldu. Buna rağmen ülkeyi yönetenler yalan söyleyerek, müfteliliklerine devam ederek Ekrem İmamoğlu'nun validen, arkasında bir tek oy bile olmayan ve yaptığı yanlışta bir gün gelecek ne kadar hatalı olduğunu kabul edecek olan validen özür dilemesini istiyorlar. Yani bir seçilmişe diyor ki bir başka seçilen benim atadığımdan özür dile diyor. Ayıp, çok ayıp. Oysa validen, atanmış validen seçilmiş bir siyasetçinin arkasında 4 milyon 200 bin oy bulunan bir siyasetçinin hiç ilgisi yokken ve asla öyle bir zorunluluğu da yokken özür dile diyen siyasetçinin bundan 5 sene önce Kabataş'ta benim başörtülü kızımın üstüne işediler yalanını unutmuş değiliz. Hala özür dilemedi bunu söyleyen siyasetçi ve hala o yalanı kulaklarımızda çınlıyor. Hem de o siyasetçi kimden özür dileyecekti? Kendisini seçen asillerden, yani bizden özür dileyecekti. Validen falan değil. Ya da bir gazeteciden de değil, bizden, milletten. Çünkü o yalan millete söylendi. Kabataş'ta başörtülü bacımın üstüne işediler diyen kişi, ülkeyi yöneten kişiydi ve yalanı hala her yerde, perdelerde asılı replikler gibi duruyor. Hepimizin kulaklarında. Başka? Aynı kişinin yalanları o kadar çok ki buradan sıralamaya kalkarsak. Olmaz. Yetmez. Bu ülke insanları baba oğul, ülkeyi yöneten baba oğul siyasetçilerin nasıl soygun yaptıklarının telefon bantlarını dinledi. Telefon kasetlerini, telefon CD'lerini dinledik. Hep beraber dinledik. Bütün dünya dinledi. Ama kayıt savcılık izni olmadan alındığı için delil olarak kabul edilmedi. Peki o konuşmaları yapanlar halktan özür dilediler mi? Hayır. Yargılayın bizi. Bu bant, bu CD sahtedir, montajdır deyip dava konusu ettiler mi? Hayır. Ama şimdi kalkmışlar. Bana göre hakareti eden valilikten, hakareti hak eden valilikten arkasında 4 milyon 200 bin oy alan bir siyasetçinin özür dilemesini istiyorlar. Ayıp be, utanın be.
Hiç mi yüzünüz kızarmıyor sizin? Siz nasıl gazeteci, nasıl siyasetçisiniz? Ar damarınız mı çatladı sizin? Evet, ar damarınız çatladı mı sizin? Çok ayıp, canlarım benim. Bir başka konuya geleyim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkenin iktidar partisinin genel başkanı aynı zamanda, biliyorsunuz. Yanlış, olabilir. Böyle bir sistemi anayasaya eklemişler, anayasada bunu referandumda kabul etmiş ya da mecliste mi kabul etmişler, öyle bir şey olmuş. Kabul etmişler yani, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu ülkenin cumhurbaşkanı bir demokraside, gerçek bir demokraside olmaması gerektiği şekilde bir siyasi partinin aynı zamanda genel başkanı. Ne yapalım? Tamam. O genel başkan kamuoyuna, televizyon ekranlarından oylarımızı çaldılar dedi. Oylarımızı, yani Binali Yıldırım'ın oylarını İstanbul seçimlerinde çaldılar dedi. Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını açıkladığında oyların çalınmadığına işaret etti. Ya da çalındığına ilişkin en ufacık bir imada bile bulunmadı. Seçimlerin sadece ve sadece seçim sandık kurullarının yasaya, usulüne uygun seçilmediğinden hareketle iptaline karar verdi. Öyle değil mi? AKP Genel Başkanı, İstanbul'da Binali Bey'in oyları çalınmıştır diyen AKP Genel Başkanı bugün ne dedi, duydunuz mu? Ben oyların çalındığını hukuken söylemedim. Yani hukuken oylar çalındı demek istemedim. Siyasi olarak oylar çalındı dedim. Yani benim söylemim hukuki gerekçelere dayanmıyordu. Benim söylemim siyasi amaçlıydı dedi. Yani yanlış söylediğini ya da doğruyu söylemediğini itiraf etti. Özür diledi mi peki? Özür diledi mi? Ben duymadım. Ben özür dilediğimi duymadım. Özür dilemeli miydi? Tabii özür dilemeliydi. Çünkü kamuoyunu, Türkiye kamuoyunu yanıltmıştı ve bu ülke sadece ve sadece 4 gün sonra seçime gidiyor İstanbul. 4 gün sonra İstanbul halkı AKP Genel Başkanı'nın özür dilemesini hak etti. Ama bu büyük yanlıştan, bu büyük doğruyu söylememekten dolayı özür dilemeyen AKP Genel Başkanı, ortada öyle bir hakaret olmadığı halde İstanbul seçmeninden 4 milyon 200 bin oy almış bir siyasetçiden özür istedi. Kim adına? O vali adına. O vali kendisi o özür isteyebilirdi. Niye istemiyor? Niye isteyemiyor? Çünkü o da biliyor ki özür dilenecek bir durum yok ortada. Canlarım benim. Geleyim başka bir konuya. Moody's Cuma gecesi saat 23.45'te Türkiye ekonomisinin notunu düşürdü. Bütün dünyaya, küresel piyasalara, ekonomi piyasalarına sakın Türkiye'ye yatırım yapmayın. Bu sabit yatırım şeklinde olur, hisse senedi şeklinde olur, borç verme şeklinde olur ama yapmayın dedi. Yaparsanız riske girersiniz, benim görevim sizi uyarmak dedi. Moody's kim? Moody's dünyanın en itibarlı kredi derecelendirme şirketlerinden biri. Şöyle bir basit örnek vereyim. Bir mahallede 10 ailesiniz, 10 aile. 9 aileden biriniz sizlerle ilgili karakterinizi, komşularla ilişkinizi, ekonomik durumunuzu, sosyal durumunuzu, her konudaki bilgileri derliyor ve sonra da duyuruyor. Bu 9 kişiden 8'i o derecelendirmeyi, değerlendirmeyi yapan kuruluşa güveniyor. Kendileri hakkında ne yazarsa yazsın inanıyorlar. Öyle ki bazen o aileler için de kötü raporlar hazırlıyor, sunuyor. Ama o ailelerden hiçbiri neden benim için kötü yazdın demiyor. Haklısın deyip o yanlışını düzeltmeye çalışıyor. Sadece bir aile var ki
Kendisiyle ilgili iyi şeyler yazıldığında alkışlıyor onu. Dönün bakın geriye, göreceksiniz benzerini. Moody's için dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bundan 12-13 sene önce nasıl övgüler dizmiş ya da oradan gelen raporları nasıl kendisine pay olarak ileri sürmüş. Ya işte başardık demiş. İşte o aile Türkiye. Aileler hakkında derecelendirme yapan diğer aile kendisi hakkında kötü bir değerlendirme yaptı mı başlıyor bağırmaya. O derecelendirme yapan güvenilir ailenin ne hırsızlığı, ne namusluluğu, ne yüzsüzlüğü kalıyor. E böyle olmaz canlarım benim. Böyle olmaz. Neyse, Moody's açıklama yapıyor. Saat 23.45. Saat gece 05 geçe hazine Moody's'in ağzına tükürüyor. Yalanlıyor tabii ki. Aynı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir başka kurumu olan Milli Savunma Bakanlığı, devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başına ve Dışişleri Bakanlığımızın başına çuval geçiren Amerika Birleşik Devletleri Milli Savunma Bakan Vekili Şana'nın o edepsiz açıklamasına 12 gün sonra ancak cevap verebiliyor. Ya böyle devlet yönetilir mi? Böyle devlet yönetilir mi? Moody's'e 20 dakika içinde hemen cevap hem de hakaret. Amerika Birleşik Devletleri'nin Milli Savunma Bakanlığı'nın aşağılayıcı üslubuna 12 gün sonra ve mahcup bir itiraz. Mahcup bir itiraz. Neden? E çünkü NATO bugün açıklama yaptı. İki ülkenin Milli Savunma Bakanları G20 toplantısında görüşecekler dedi. E hani kopmuştuk? E hani S-400'ü alacaktık? E hani biz tükürdüğümüzü yalamazdık? Demek ki Amerika tükürdüğünü yalayacak. Biz S-400'lerden vazgeçmeyeceğimize göre Amerika tamam Türkler S-400 almakta özgürsünüz. Tabii ki biz size hiç karışmayız. Hatta isterseniz biz size patriotları parasız da veririz diyerek tükürdüğünü yalayacak Amerika. Vay be. Vay be. Canlarım benim, siyaseti tükürmek ve tükürük yalamak olarak algılayan bir siyasetçi bir ülkeyi yönetemez. Yönetemez. Çünkü ülkeler tükürükle yönetilmezler. Ülkeler beyinle yönetilirler. Dille, ağızla, tükürükle, balgamla, özür dilerim. Ülke mi yönetilir Allah aşkınıza ya? Yani canlarım, Türkiye'yi çok kötü bir zihniyet, çok kötü yönetiyor. Ama buna rağmen o kadar inançlıyım ki her şey çok güzel olacak ve güzellik İstanbul'dan başlayacak. Güzellik İstanbul'da başlayacak. Ondan sonra Türkiye'nin önü açılacak. Ekonomik sıkıntılar çekeceğiz diye her seferinde söyleyeceğim. Buna kendinizi hazırlayın. Lütfen kendinizi hazırlayın. Ama bu battığımız, batacağımız anlamına gelmez. Acı çekeceğimiz anlamına gelir. Ameliyat olacağız, ameliyat yerimiz ağrıyacak, gaz yapacağız, midelerimiz, bağırsaklarımız şişecek, acı çekeceğiz, bütün bunları yaşayacağız. Ama göreceksiniz sonunda iyileşeceğiz. Bizi iyileştirecek olan doktorlar ise inanın ve bilin ki Atatürk ilke ve inkılaplarından ve muasır medeniyetleri hedefinden bir gün bile sapmamış olan kadrolar olacaktır. Son, kapatıyorum. Kim ki Katar'la ilişki kurmuştur, kirlenmiştir. Nereden biliyorum? Buyurunuz. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olan Fransız Platini, aynı zamanda UEFA başkanlığı yapmış Platini, Katar'la ilişkilere girdikten yıllar sonra bugün gözaltına alındı. Büyük ihtimalle de belki tutuklanacak. Neden? Katar'dan rüşvet almakla suçlanıyor. Neden? 2020 İki olimpiyat maçları, dünya kupası maçları Katar'da yapılacak da ondan. Neden Katar'da? Mevsimin en sıcak ayında neden Katar'da? Göreceğiz. Katar var ya Katar. İlişkiye kiminle girerse girsin mutlaka ve mutlaka o kişiyi de o kurumu da kirletiyor. Çünkü Katar kirli. Katar bir insana asla onur ve şeref katmaz. Kir Katar. Katar'ın en önemli vasfı casuslar aleminde bal tuzağı olarak anılan tuzakları kurmaktaki ustalığıdır. İlişkiye girdiği herkese bal tuzağı kurur. Kimisinin koynuna kadın sokar, kimisinin cebine kasalarına para yükler. Kimilerine hediye verir ve o kimilerini kirletir. Dünyanın en büyük futbolcularından biri.
en büyük 5 futbolcu saysanız Pele dersiniz, Cruyff dersiniz, Platini mutlaka Maradona ve belki de şimdi Messi. Evet, 5 büyük futbolcundan gelmiş geçmiş dünyanın en büyük 5 büyük futbolcusundan biri Katar'la ilişkiye geldi ve battı. Ne şerefi kaldı ne onuru kaldı. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.